Gönül istedi bugün taraftarımızla en az bir puanla buradan gönderelim. Çünkü hak ettiler. İnanılmaz bir atmosfer yaratmışlardı. Maç öncesi olsun, 90 dakika boyunca olsun. Ama bence en önemlisi Konyaspor gibi bir büyük bir camia Süper Lig'de tutundu. Burada kalmak çok değerli. Ama son süreçten veya son yıllardan fazlasıyla ders çıkartması gerektiğini düşünüyorum Konyaspor'un. Çünkü son yıllarda bir çöküş vardı. Bunu umarım bugün durdurmuş oluruz. Bundan sonraki günler daha iyi olacaktır, daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü inanılmaz bir yönetim var Konyaspor camiasında. Liyakat sahibi insanlar. Onlar doğru planlamayla, doğru organizasyonla tekrar Konyaspor'u ayağa kaldıracağını da düşünüyorum. O yüzden en çok onlar için sevindim. Tabii ki futbolcu arkadaşlar için de, tüm camia için ama en çok onlar hak ettiğini düşünüyorum. Umarım çok daha güzel günlerde daha çok mutluluk gözyaşları dökerler bugünkü gibi. Çünkü hak ediyorlar. Maçla alakalı diyecek çok bir şey yok. 1-0 devreyi kapattık. Amacımız biraz risk alıp gol bulmaktı. 50'den sonra yediğimiz ikinci gol biraz bizi kırdı. İster istemez oyuncular da biraz dağıldı diye düşünüyorum. Artık öbür taraftaki sonuçları biraz merak ettiler. O bizim oyunumuzu da biraz bozdu. Sonra 3-0 olunca tabii ki tamamen biraz koptuk. Ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi dersler çıkaracağız. Daha iyi nasıl olur, daha iyi nasıl yapılabilir? Bunları düşünmek lazım. Umarım daha güzel günler görür Konyaspor. Teşekkürler hocam. Soru cevap bölümüne geçeceğiz. Buyurun. Ufuk Bey'den başlayalım. Ufuk Kendi, Yeni Haber Gazetesi. Hocam tebrik ediyorum. Konyaspor kümede kaldı. İki sorum olacaktı hocam. Tabii. Ahlaki duyguları kaybettik demiştiniz. Bununla ilgili biraz daha aşabilir misiniz? Neye kastettiniz? İkinci sorum, doğru planlama ile birlikte bundan ders çıkarmalı Konyaspor demiştiniz. Bu plan içerisinde, gelecek sezon plan içerisinde Ali Çamdal'ın pozisyonu ne olacaktır? Düşünceniz nedir? Yani şimdi geriye dönük maçlara da bakınca çok böyle saçma sapan sonuçlar da oluştu. Bu durumdan dolayı bence belki çok uzun zaman oluşmayan bir küme savaşı vardı. Geçmişteki maçları biraz irdelersek. Ama dediğim gibi kapandı gitti. Benim için en önemlisi insani ve ahlaki değerler. Bunlar da bazı camialarda bence hala mevcut. Ve bu konuda hepimiz biraz daha iyi olabiliriz diye düşünüyorum. İkinci soruya gelecek olursak, şu an dediğim gibi çok karmaşık duygularım var. Ne olur yeni sezonda şu an söylemek bence çok zor. Rahat bir kafayla hep beraber düşünüp taşınıp doğru kararlar alacağımızı düşünüyorum. Var mı başka sorusu olan? Buyurun. Hocam ligde kalma tebrik ederim. Benim sorum hocam, takımın üzerinde bir stres ve baskı olduğunu ben gördüm. Bu sizce de doğru muydu? Yani takım üzerinde bir stres ve baskı kabul ediyor musunuz hocam? Bir de 87. dakikaya kadar Konyaspor küme düşme pozisyonundaydı. O andaki ruh halinizi de merak ediyorum hocam. Bir de Elis Destan'ın attığı golden sonra yedek kulübesine de sevinç oldu. O anları da hikayesini anlatırsanız seviniriz hocam. Şimdi hangimiz profesyonel anlamda soruyorum. Bu tarz maçları oynamışızdır kariyerimizde. Bence herkese nasip olmaz. Futbolcu olarak bana nasip olmadı böyle bir maç oynamak. Hocalık ilk deneyimimde 4 tane final oynadım diye düşünüyorum. Hepsi birbirinden daha değerli ve daha zor bir maçtı. Baskı olması bence gayet doğal ve normal. Kolay değil çünkü burası çok büyük bir camia. Buranın küme düşmesini hiçbir oyuncumuz veya hiçbir futbolcumuz istemez, teknik ekip dahil. O yüzden buranın ağırlığını da tabii ki hissetmek lazım. O da önemli. Ve bu baskı ve ağırlık hepimizin üzerine vardı. Vallahi açıkçası 85-87. Dakika çok küme düştük diye düşünemedim. Çünkü kolay değil. Ne olduğunu bilmiyorsunuz öbür tarafta. Bir nevi oraya da biraz bağımlısınız o dakikalarda. Ama o an açıkçası hiç karamsarlığım yoktu aslında. Bilmiyorum neden. Belki bir iki gün sonra daha net cevap verebilirim bununla alakalı. Buyurun Halil Bey. Konya'nın Sesi Gazetesi ve Futbol Arena Halil Yılmazer. Hocam tebrik ediyorum.
Hocam Konyaspor'dan ayrılırken biraz zorlu bir süreçte sorunlu ayrılmıştınız. Sonrasında geri geldiniz kulübe. Teknik direktör olduğunuzda da camia tarafından kabul eden de vardı, tepki gösteren de. Bugün Ali Çamdalı ve Konyaspor için artık tamamen bembeyaz bir sayfa açıldı diyebilir miyiz? Artık tüm buzları bugün erittiğinizi düşünüyor musunuz camia ile aranızda? Sorunlu ayrılışı kime göre sorumlu, neye göre sorumlu? Ben kendi açımdan hiçbir zaman ayrılışımı Konyaspor'la alakalı sorun edinmedim. Daha iyi olabilirler miydi? Olabilir miydi ayrılık? Ama biz genelde Türk toplumu olarak ayrılıkları beceremiyoruz. Bu konuda da belki hala daha iyi olmamız gereken noktalar var. Ama ben hiçbir zaman bunu sorun yapmadım. Sorun yapmış olsaydım buraya tekrar geri dönmezdim. Bundan emin ol. Her yerde eleştiriler olacaktır. Burada da oldu. Olmaya da devam edecek. Sağlıklı boyutta olduğu sürece benim bununla hiçbir sıkıntım yok. Ama bizler, sadece ben değil teknik ekipte bu kadar arkadaş, buraya karşı aidiyet duygusu bence tarif edilemez. Biz gerçekten öyle sarıldık bu işe. Kendilerine de bahsettim. Dedim 4 haftalık buradayız ama bana şu an 4 ay gibi geliyor dedim. O kadar yoğun ve yükü ağır hissedilmiş bir durum vardı. O yüzden ben Konyaspor camiasını çok seviyorum. Ha, dediğim gibi gelecekle alakalı ne olur ne biter ona şu an bir şey söylemek doğru olmaz. Rahat bir kafayla bu günleri atlatıp ondan sonra düşünmekte fayda var. Başka soru yok sanırım. Mehmet Uslu ile Kaya Tarıkçı'da geldim. Maçlarım destek verdim. Selim Aydın sürekli sizle birlikteydi. Eski takım arkadaşlarımın desteği için neler söylersiniz? Şimdi saydığınız kişiler hepsi ayrılırken sıkıntılı ayrıldı değil mi? Yani sen daha iyi bilirsin belki. Tamam. Ama işte ne demek? Dayını anlatmaya çalıştım. Yani o aidiyet duygusu bizim Konyaspor'a karşı ya da onların da bir kırgınlığı yok yani. Öyle olmuş olsa bugün burada olmazlardı. Bunu yani bence çok doğal değil mi yani? İnsan benim onlar ömürlük dostlarım. Yani biz öyle bir gruptuk burada. Bizi çete olarak adlandırsalar da diyelim. Biz güzel bir çeteydik. Yani dediğim gibi bizim aidiyet duygumuz farklıydı. Bizim karşılıksız bizim sevgimiz. O yüzden onların burada olmaları da bence dünyadaki en doğal şeylerden bir tanesi. Sonuçta hepimiz çok samimi arkadaşlarız. Hocam, Yeni Gün gazetesi Samet. Öncelikle ligde kaldığımız için tebrik ediyorum hocam. Müthiş bir atmosfer vardı hocam. Bugün taraftarlar stadyumu tıklım tıklım doldurdular. Ligde sona erdi. Buradan taraftarlara son bir mesaj vermek isterseniz ne söylemek isterdiniz? Teşekkür ediyorum. Yani son 4 haftalık geçti. Benim için onlar inanılmazdı. Öncesi de her zaman düşünüyorum. Zannedersem böyle bir atmosfer en son belki Shakhtar Donetsk maçında vardı herhalde. Öyle düşünüyorum. Sayı olarak da muhtemelen ona yakındır. Konyaspor camiası taraftarı çok daha iyi günleri hak ediyor. Çok daha iyisini hak ediyor. Bu kulübe bu pozisyon yakışmıyor. Kesinlikle. Dediğim gibi doğru planlama, doğru organizasyon çok önemli. Şuursuzca yapılan hareketler bir kulübü tepe taklak aşağı götürebiliyor. Çok zor da değil aslında bu işler ama doğru planlama yaparak aslında kulübü tekrar ayaklandırabilirler. Umarım dediğim gibi yönetim inanılmaz bu konuda zaten. Onlar en iyisini hak ediyor. Doğru planlamayla onlar tekrar bu kulübü taraftarıyla birlikte ayağa kaldıracaktır.